Evet sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi yanımda 3 tane dev isim var. Ayhan Aşan. Sağ olasın. Ömer Danış ve Yağız. Hemen Ayhan Bey'den başlıyorum. Tesadüf eseri size hepiniz böyle üçü bir yerde gibi oldu. Ne diyorsunuz efendim, bu Tarabi geceleriyle ilgisi var mı? Vallahi ben başlattım, artık arkasını kim getirir nasıl olur bilmem. Ama ben dedim ki bu Tarabya 22 yıl, 25 yıl, belki de 30 yıl bilemiyorum çok eskisini müzik olarak insanlara bir hizmet verdi. Ve haftada 7 gün. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe dahil. Hiç yok. Ben küçücük bir anımı, hatıramı da anlatayım bununla ilgili. Mesela dişimi çektirmiştim. O akşam sahneye çıktım. Dişime pamuk koydum, sahneye çıktım. Çünkü potansiyel var, iş var. İş vardı. Onun ses için... arızalı da çıksa gene çıkıldı. Yo, hayır, tabii sesin kısılsa da gene çıkıyorsun. Yani bizim ama oraya gelen insanlarla akraba gibi olduğumuz için artık kimse kimsenin eksiğini görmüyordu. O yıllar öyleydi. Tabii öyleydi. Sıcaklık vardı, çok samimiyet vardı. Artık şimdiki o büyük gazinolarda, o büyük şeylerde bu sıcaklığı yakalamak mümkün değil. Mümkün değil tabii. Tekrar olma imkanı var mı? İşte ben başlattım. Var. Başlattım. Hayırlı uğurlu olsun. Mesela bulunduğumuz mekan. Evet. Nisan. Evet. Tabii bulunduğumuz. Buraya yakındayız. Bir de bizim gibi yani gençler için. Abilerim zaten ben, bizden çok genç ama. Tabii. Yani bizim bu kuşak için daha büyük bir avantaj olur. Çünkü tabii. Ayhan abim onu tattı. Yani Ömer abim onu tattı. Tabii. 80'ler ve 90'larda. Mesela bizim yani jenerasyon tatmadı. Yetişemediniz oraya. Yani ben sadece gittim camların arasından Ömer abi, Ayhan abi yani seyrettim. Sinan Ömer kaldı rahmetli. Rahmetli İbrahim. Abi yani, Allah rahmet yani eylesin. Sinan üzerine. Evet. Ama ben çok şanslıyım. Abilerimle hem çalıştım hem konuk oldum onlara. Onların da yani sahnemde yani ve kasetlerini yani o güzel o şarkılarını okudum. Onun için Ayhan Usta'ma, değerli hocama, Ömer abime çok çok teşekkür ediyorum. Ömer abinin hepimizde emeği vardır ayrıca. Evet, onu söyleyeyim. Şimdi hemen zaten Ömer Bey'e abi, döneceğim. Büyük bestekar, aynı zamanda yorumcu kimliğiyle kendi şarkılarını duyurmuş. Ülkemizde taş üstüne taş koymuş, sanat duvarında önemli bir yeri olan şarkılarıyla, duruşuyla, adamlığıyla, her şeyle. Ben geldim bir gün Ömer abiye dedim ki, Ömer abi şu şarkını verir misin okuyayım dedim. Şuradan kağıdı getirin dedi, yazdı verdi. Şimdi bu denenmiş bir şey yani. Evet. Bak, ne dedi ki bana bu, ne dedi ki şu. Hiç. Çünkü dedi ben şarkılarımı... Ama Türkiye'deki esabla yani. Türkiye'deki en önemli yorumculara, en önemli ustalara dedi ben okuttuğum zaman mutlu oluyorum, memnun oluyorum. Tabii, tabii. Karşılığını alıyorum. Tabii. Senin okuman bana dedi büyük dedi şeref. Şimdi dedi, ben çok mutluyum. Neden? 90'lı yıllarda ben müzisyenim biliyorsunuz. Tabii. Hepiniz bildiğiniz için ben 90'lı yıllarda televizyonda 92 93'te ben televizyonda size çok çaldım orkestramla. Size de çaldım. Hatta şöyle bir şey Ömer Bey, Aksun Gürsel'le biliyorsunuz Acemi Sesler. Gürsel Aksun ters söylüyorum. Evet. Hani bir acemi sesler çıkıyordu. Evet. Parçalar söylüyordu vesaire vesaire. Köyüm Yağmurları diye bir parça vardı. Ondan sonra Gürsel dedi ki ya bir klip yapalım bir şey stüdyoda evet, vesaire. Evet, evet. Köyüm Yağmurları çıktı. Dağdan görüntüler, insanların görüntüleri tabii, imkansızlıklar tabii. içinde köyün evet, yağmurlarıyla evet. siz Türkiye'yi salladınız. Evet. Evet. Sizden anlamlı bir şarkıydı. Özel bir anlamlı bir şarkıydı. Güzeldi. Orada çok özel mesaj verdik. O mesajı da insanlar aldılar yani almasını bildiler. Sırf o değil çok ki. Güzel oldu. Arkasından tabii, tabii. Şerefsiz dediniz. Tabii tabii. Tabii. Biraz kaba olacak. Şerefsiz olacak. Evet, evet. Ama o da var yani memlekette. Evet. Var yani. Başka çok. Yeni projeler neler var? Ömer Danış'tan ne geliyor? Vallahi yeni projeler var da şimdi eskisi kadar hızlı üretmiyoruz. Çünkü yani şu anki sektör o kadar Tarabe gecelerine devam kaldım. Ama tabii şimdi yeni projelerle daha İnşallah. Güzel şeyler olacak inşallah. İnşallah. Evet, evet. Evet Yağız Bey, yeni kuşak ben siz işte, daha eyvallah. Yeni kuşak olduğunuz için eyvallah. Sizler ne yapıyorsunuz? Sizin için ben çalışıyorum. Ki, çalışıyorum. Yani çalıştığı mekanı hınca hınç dolduruyor. İbrahim evet. Tatlıses versiyonu diyorlar ya, sizin için. Ayhan abim demin bak, şimdi ben söyledim. Dedim ki onun kendine göre bir tarzı var. Şimdi İbrahim abiye benzeyenler tamam onları benzemiyor, bir ayrı yere koyalım yani onları. Aynı eserler onlar var. Için. Ama Yağız kendine göre bir tarzı var. Kendi tarzı var tabii. O kendini kendine göre ifade ediyor. Şimdi reklama girmesin. Sizin nerede ama çıktığınızı biliyoruz. Onlar da onun tabii ki abisi büyüğü.
Şimdi yani İbrahim Tatlıses, saygıda kusur etmeyen bir kardeşim yok. Ömer Danış bunlar benim yani örnek aldım. Değerlerim ve kıymetlerim. Bizden de sona gelecek yani o jenerasyon değerleri kıymetlerim. Sahnemizde hem ya İbrahim abi, Ömer abi, Ayhan abimin bir sana yandım ben. Git git olsun, ağla gönül olsun, köyümün yağmurları, yalnızım dostlarım, terk etmek ne kadar kolay, çare gelmez. Ölümsüz şarkılar. Rahmetli Erkal'dan. Kendi şarkını da söyle. Ah gönlüm, saçma o gün perdeleri. Yani abilerim yanında ben çok bir şey yani söyleyemem. Çünkü ben onlarla büyüdüm. Benim en büyük zenginliğim yani terbiyemdir ve saygımdır ve sevgimdir. Abilerim yanında benim Yağız şey söylemem. Yağız bu konuda örnektir yani onu söyleyeyim. Bu konuda Yağız örnektir. Hepinize teşekkür ediyoruz. O zaman izleyicilerimize şöyle söylüyoruz. Ayın 30'u itibariyle Tarabi Geceleri 2. Tarabi Gecelerinde görüşmek üzere üstadlarla, eski Tarabi üstadlarıyla.